Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Sincan'da milli iradeye saygı mitingi dedik ama aslında bu Ankara'da son bir hafta içerisindeki 5. mitingdi. Öyle söyledi Mustafa Karaalioğlu da. Hem kalabalıkların durumunu, duruşunu, tavrını hem de Sayın Başbakan'ın konuşmasını nasıl yorumlayacaksınız Sayın Ünal? Şimdi öncelikle demokratik sistemlerde siyaset kurumunun nasıl çalıştığı ve toplumsal kesimlerin bu legal yapı içerisinde siyasi tavırlarını nasıl almaları gerektiği adeta bir demokrasi dersi gibi AK Parti tarafından günlerdir halkın talepleri adı altında vandalizm sergileyen bazı kesimlere bir demokrasi dersi gibi sunuluyor. Bunun bir yönü bu. Diğer bir yönü de uluslararası sistem çerçevesinde bu olay üzerinden Türkiye'ye bazı operasyonlar çeken kesimlere de Türkiye'de siyasi iradenin, demokratik tavrın dimdik ayakta olduğu gösteriliyor. Ve bu aynı zamanda da şu demek, siyasetin, demokrasinin ne anlama geldiği ve eğer tepkileriniz varsa, talepleriniz varsa bunların demokratik bir sistem içerisinde nasıl verilmesi gerektiğini biz bir haftadan beri uygulamalı olarak adeta bir siyaset akademisi gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bu yönüyle bu mitingler son derece önemli. Tabii bir de asıl işin ana merkezi var. O da milli iradeye saygı ve 21,5 milyon oy almış, %50 oy almış, seçilmiş bir hükümetin meşruiyetinin tekrardan hatırlatılması anlamında da bu büyük bir önem arz ediyor bu mitingler. Evet, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Çünkü bu konuşmayı az önce söylediniz, kısmen de olsa bahsettiniz. Biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Gezi Parkı'nda ve Gezi Parkı'ndaki o zihniyete vandalları kastederek soruyorum. Çok anlamış gibi gözükmüyorlar. Ne diyeceksiniz bununla ilgili olarak? Şimdi AK Parti ilk günden itibaren son derece demokratik bir tavır sergiledi ve orada ne olduğunu 14-15 gün boyunca anlamaya, dinlemeye ve burada oluşan sosyal tepkinin gerçekte altında ne yattığını çözümlemeye çalıştı. Ve nihayetinde ilişki kurdu, iletişim kurdu, görüştü, konuştu, dinledi. Ve duydum dedi samimi insanlara. Evet. Ama samimi olmayanlara dönük de hiçbir şekilde sizin bu tavrınız kabul edilemez. Sizin bu yaklaşımınız ve dayatmalarınız asla kabul edilemez mesajını verdi. Bir şeyi unutmamalıyız Murat Bey. O da şu, demokrasiler krizlerle başa çıkabildikleri oranda gelişirler. Bir demokrasinin gelişmişliği yaşadığı krizleri çözebildiği oranda anlaşılır. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türk demokrasisi için de bir krizdi ve özellikle Sayın Başbakanımızın bu konuda sağlam duruşu, anlayan, dinleyen, duydum mesajını vermesi ve bunu istismar etmek isteyen uluslararası sisteme ve iç dinamiklere dönük de ne yapmak istediğinizi görüyorum ve buna izin vermeyeceğim mesajı bu süreci sanırım en iyi özetleyen ifadedir diye düşünüyorum. Peki o meşhur soruyu ben sorayım o zaman bir kere de. Şimdi hani hep diyorlardı ya Başbakan Erdoğan mesajı aldı mı, mesaj alındı mı diye. Peki sizin parti olarak vermiş olduğunuz mesaj alınmış mıdır, ne düşünüyorsunuz? Biz 10 yıldan beri ısrarla aynı mesajı veriyoruz bu ülkeye. Diyoruz ki bütün 76 milyon insanımıza, 76 milyon insan bu ülkede bizim için eşittir, birinci sınıf insandır ve sandıkla gelen sandıkla gider,
bu ülke artık eski siyasetin alışkanlıklarından kurtulmuştur. Siyasetin üzerindeki vesayet kalkmıştır. Millet kendi iradesine sahip çıkmıştır ve daha çok demokrasi, daha çok hukuk ve daha çok demokratik sistem içerisinde sorunların çözüm arayışı. Çünkü bizim burada asıl verdiğimiz mesaj şu: herkes demokrasi çerçevesinde hukuk düzenine karşı saygılı olsun. Geçmişte biz de bu sorunları yaşadık. Geçmişte biz de engellendik. Geçmişte biz de hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık. Ama karşı olduğumuz, adil bulmadığımız hukuk düzeniyle mücadele ederek ama yine o hukuk düzeninin içerisinde kalarak biz geldik ve oradaki vesayet kurumlarını tek tek kaldırarak milletle devletin barıştığı adil bir yapının oluşmasının mücadelesini verdik 10 yıl boyunca. Bundan sonra da milletin bize emanet ettiği her bir vekaleti sonuna kadar korumaya ve o emaneti, milletin emanetini sandığa kadar tekrar üzerimizde büyük bir vakarla taşımaya devam edeceğimizin mesajıdır bu. Umarız alınmıştır bu mesaj. Sayın Ünal, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'dı değerli izleyiciler. Telefon attığımızda mesaj diyoruz. Başbakan Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlardan arkadaşlarımız bir bölüm almışlar. Onu izleyelim, ardından veda edeceğiz. Bu millet bu oyunlara, bu tuzaklara, bu oyun içinde oyunlara eyvallah etmez. Bu millet kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını